Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoda birlikteyiz, güne bakış videosu. Hocam güne bakış videosunu niye cumartesi yayınlıyorsun, cuma bitti diyeceksiniz. Ne yazık ki dün e, yarım saatlik bir video hazırladım e, ve yarım saatlik videonun sonunda fark ettim ki benim mikrofonun e, şarjı bitmiş. <laughs> yani boşuna demeyeyim de yani bir yarım saatlik videomuz var sessiz bir şekilde. O yüzden... sessiz videonun size bir faydası olmayacağını düşünerekten... yayınlamadım. Daha sonra zaten çocuklar falan eve gelince fırsat bulamadım da... şimdi herkes uyuyorken sabah 7 burada saat... bir güne bakış videosu hazırlayalım dedim. Yani çok fazla... hafta sonuna denk geldiğimiz için... bir trade açıklaması yapacağım. Yaptığımız tradeler var. Onlar hakkında biraz konuşacağız. Bir de ne oldu dün akşam? Kapandıktan sonra ona bir bakacağız. Ee, i̇sterseniz öncelikle bir e, videomuzu başlatalım burada arkadaşlar. Üzerinden konuşalım. Daha önce başlatmadan önce arkadaşlar bakın. Şimdi buradaki likiliteyi alması süper olur. Genel anlamda beriş olduğumuz için. Şimdi biz neyiz arkadaşlar? Genel anlamda berişiz. Bayesimiz beriş. Yani biz diyoruz ki bu her ne kadar yukarı pap yapsa da bu arada arkadaşım birisi hocam pap nedir diye sormuş. Yukarı doğru yani pap demek yukarı doğru bir yükseliş demek. Pap yapmış olsa da bizim genel anlamda bizim verebilecek güzellik, güzel trade'lerin e, bias tarafında olması bizim için her zaman iyi. Çünkü bizim bullish trade'leri bu hafta genelde hedefleri kısa tutmuştuk. O yüzden zaten öncesinde de giriş yapmıyorduk arkadaşlar bakın. Ben burada likidite alması süper olur dediğimde daha e, payroll, non-farm payroll haberleri gelmemişti. Ve bakın arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Buraya original konsolidasyon diyebiliriz. Yani burada bir MMXM buy modeli de var. Bu 15 dakikalık arkadaşlar. Yani o kadar güzel bir yukarıda likidite var. Burada konsolidasyon var oluşmuş. Bakın bir reversal var burada. Bu reversal'dan sonra oluşmuş bir first stage accumulation var bildiğiniz <laughs> pardon MMXM buy model arkadaşlar. Yani burada kendimi zor tuttum trade girişi yapmamak için biliyorsunuz haberler öncesinde yapmıyoruz. ICT bile bu hafta bakın son bu hafta en az 3 tane videosu var 3'er 4'er saatlik bazılarını seyretmeye çalıştım. Vaktim olduğu müddetçe kendisi bile diyor ki non-farm payroll açıklanana kadar ben kolay kolay trade girişi yapmam diyor arkadaşlar. Yani non-farm payroll şu anda gördüğünüz ekonomi haberlerinin en babası diyebilirim ki. Yani bu aslında 150 dolara yaklaşık 150 dolarlık bir artış. Bir, bir dakikalık candle'ımız olmasına rağmen bence hafifti yani. Ben bunun çok daha büyüklerini gördüm. Ee, bence non-farm payroll dünkü verdiği bir dakikalık candle çok abartı bir candle değildi. Yani normal e, average bir candle'dı yani. Ben daha daha büyüğünü beklerdim şahsen. Neyse bunları söyledikten sonra arkadaşlar böyle ekonomi haberlerinden önce giriş yapmıyoruz. Ee, her ne kadar emin olsak da ben ben bile zor tuttum kendimi ama yapmadım yani. Şimdi burada de, ne dedik? Biz dedik e, bu merang uygularken ilk reaksiyonun tersi yönünde trade'ler alırız. Orta bu, mean threshold'una gelmesi gelmesini hedefleriz dedik. Şimdi normalde bu ilk reaksiyon aşağı doğru olsa her zaman bir çekincemiz var. Çünkü biz zaten berişiz. Ee, çok fazla beriş sentiment var. Orta noktaya gelmeden devam edebilirdi. Yani böyle bir durum vardı. O yüzden yani yukarı doğru bir yükseliş pop olsun ki biz de bias'imiz yönde trade'ler alalım düşüncesi vardı. O yüzden böyle yazdım. Likiditeyi alması süper olur yukarı gelmesi diye. Biz normalde gözü kara bu merankımızda bir dakikalık candle'a Fibonacci çekip 25-50 seviyesinden gözü kara giriş yapmıyoruz arkadaşlar. Orası bizim sweet spot'ımız. Yani or orada, orada genelde oradan dönüyor ama eğer ki orası bir likiditeye denk gelmiyorsa onu beklemek lazım. Şimdi bakın oynatacağım. İlk reaksiyon geldi bakın. Bakın şimdi. Bir dakikalık candle'ımız bitti. Ne yaptık? Hemen Fibonacci'mizi çektik. Ben buradan bu merankımızı seçiyorum arkadaşlar. Bu, bu template'ı siz kullanabilirsiniz. Şu anki şu anki template sadece orta noktasını veren. En son yaptığınız Fibonacci değerlerinin e, hafızaya kaydediyor. O yüzden böyle 0.5 olmuş. Bu merank çizdiğimiz zaman bu merank değerlerimiz gelecek. Zaten bakın seçtikten sonra bakın geldi gördüğünüz gibi Haydanova Fibonacci çektiğimizde Fibonacci değerlerimizin 1.5 ile 1.25 arasının burası olduğunu görüyoruz ama bakın bakın arkadaşlar şimdi arkadaşlarımızın yaptığı en büyük yanlışlardan birini söyleyeceğim size şurada bir dakikalık candle'dan sonraki bu sert düşüşler onları kandırıyor diyor ki tamam buradan döndü zaten çok büyük bir candle hemen buradan alayım ben düşüncesi var o yüzden çok fazla patlatan arkadaşlar var. Yani en büyük yaptığınız yanlışlardan birisi bu. Eğer ki arkadaşlar bir dakikalık candle anında döndü mesela bu candle biraz daha aşağı gitmiş olsa yani ben eminim çok arkadaşımız orada FOMO yapıp girmeye çalışıyordur. Bunu yapmayın arkadaşlar. Şimdi bizim likiditemiz var. Tam tam burada likiditemiz var arkadaşlar. Tam burada likiditemiz var. O da 1.25'e denk geliyor. Hatta ve hatta 1.5 seviyesinde daha büyük bir likidite var. Yani benim en büyük isteğim buraya kadar gelmesiydi ama bu likiditeyi alınca ve reaksiyon verince giriş yapıyorum. Az sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bakın aşağı doğru gidiyor. Görüyor musunuz? MMXM Bay Mozeli yazmışım oraya. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Bakın burada likidite var arkadaşlar. Bu likiditeyi aldığı anda ve reaksiyon verdiği anda giriş yapıyorum gördüğünüz gibi. Burayı beklemiyorum ama hep korku var içimde. Çünkü orada bir likidite var. Buraya gelme riski var demişim gördüğünüz gibi. Zaten e, ilk Trade'imiz bize istediğimizi vermiyor. O e, zarar etmeden çıkıyoruz. Bakın durdurayım. Şimdi bakın arkadaşlar. lik Bunu aldık hatta 700'leri, 800'leri gördük ama bu çizdiğimiz FVG'ye olan bakın reaksiyonu görüyor musunuz? Body'lere bakın. Body'ler arkadaşlar. Bize hikayeyi anlatan ICT'nin de söylediği gibi bize diyor hikayeyi anlatan diyor body'lerdir diyor. Wick'ler yani iğne dediğiniz sizin bu Wick'ler, iğneler damage yani e, hasar verir diyor, hasarı veren viklerdir diyor, hikayeyi anlatan diyor, badilerdir diyor. Gördüğünüz gibi yani bize bir hikaye anlatıyor burada. Yani çok bu tepkinin iyi olmadığını, badilerin alta inmesi lazım. Şimdi bunun alta inip e, inversion FVG olmasını bekliyoruz ve buradan aşağı devam etmesini bekliyoruz. Bakın burada market structure shift var. Yani benim bunu geçtiği anda e, trade'e olan inancım daha da artacak. Ama devam edelim bakın. Görüyor musunuz? Israr ediyor arkadaşlar. Israr ediyor. Bu aralar bakın gidip yani FVG'yi geçerse çıkmak zorunda kalabiliriz demişim. Bakın burada durduracağım. Şimdi saat burada 9-8 yani buranın saatiyle 8 civarı. 8.50 yazıyor da yaklaşıyor yani. 8-8-10 arası benim çocuğu otobüse bırakmam lazım. Yani normal şartlarda ben buraya bir tane stop bırakırım. çocuğu bırakır geri gelirim ama video çektiğim için çok da fazla öyle yapmak istemedim. Bakın ama zaten burada bize arkadaşlar hikaye daha da netleşecek az sonra göreceksiniz. Artık bakın. Bakın badillere dikkat edin. Hafiften geçmiş ama çok önemli değil. Anında tepki veriyor zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize anlatıyor hikayeyi. Burada bize hikayeyi anlatıyor bu FVG'yi geçmeyeceğini. Bu BC'dir arkadaşlar. Buy side imbalance, sell side, sell side imbalance, inefficiency. Kafa karıştırmasın diye FVG diyorum. Çok kişinin kafası karışıyor çünkü. Bakın arkadaşlar FVG bize sizin uçlarınızda oynar demişim. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar FVG'nin altına inmiyor. Burada artık ben çıkmak için hazırlanıyorum. Yani geçerse çıkmak zorunda kalabiliriz demişim. Bakın hala ısrar ediyor. Hala bakın burada çıkıyorum. 200 küsür dolar karla çıkıyorum arkadaşlar. Olan okul otobüsüne bırakmam lazım demişim ama bırakmasam bile çıkardım yani. Çünkü FVG'yi geçerse çıkmak zorunda kalabiliriz demişim. Bakın burada VIC'leri görüyor musunuz? Burada VIC'ler diyor ki buradan yukarı gitmeyecek diyor ama burada badiler geçtikten sonra arkadaşlar ben hemen çıktım. Çünkü aşağıda bize FVG'nin altına düşmeyeceğini söylüyordu aslında. Şimdi buradan çıktık. Bazı arkadaşlar sordu hocam yani çıkmak zorunda kaldığın videoları niye atmıyorsun diye. Buyur arkadaşım. Yani genelde eğer videosunu çekersen ve 3-4 dakikalık bir video derse koymaya çalışıyorum. Haklılar. Her zaman kazandığınız videoları koyarsanız bir şey anlatamazsınız. Bazen e, hesaplarınızın tutmadığı videoları da koymakta fayda var arkadaşlar. Şimdi buradan çıktık arkadaşlar. Ne oldu? Devam ediyor bu. Bu devam ediyor. Biz artık benim hedefim burası arkadaşlar. Buradaki likidite bakın. Burada bir likidite var. Bir de bir de normal değil. yani günlük bir high time frame'den gelen bir FVG'nin batımı burası. Ve 1.5 0.5 standart deviation'a denk geliyor. Çok güzel bir lik yani head şey. Ee, trade giriş yeri. Buralar ben evde değilim. Bakın geri gelmişim zaten. Burada şu aralarda ben evde değildim. Bu devam ediyordu. Şimdi arkadaşlar buraya gelmesini bekliyoruz bakın. En güzel yer burası zaten ilk defa ilk bizim trade girişimizde gelmesini istediğimiz yer orasıydı bizim zaten. Şimdi az sonra session açılışı var. 9.30'da açıldıktan sonra zaten hareketlendiğini biliyoruz bakın. Anında düşerse kovalamıyoruz. Bakın buradan anında da düşebilir session açılışlarında. Kovalamıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kovalamıyoruz. FOMO yapmıyoruz. Çünkü zaten 8.30-9.30 New York saatiyle 9.30-10 arası ICT de zaten önermiyor arkadaşlar. Bu aralar hiç kesinlikle giriş yapmayın diyor. Ben de kesinlikle katılıyorum kendisine ve e, onu dinliyorum ve kolay kolay 9.30-10 arasında giriş yapmıyorum. Onu da zaten biliyorsunuz Silver Bulut saatlerimiz yani bakın hala gidiyor belli etti yani orayı alacağını bu likiditeyi alacaktır demişim. Buraya limit koymuşum zaten. Bakın burada aldık arkadaşlar devam ediyor. Sert bir reversal bekliyorum. Eğer bu reversal gelmezse çıkıp çıkış için hazırlanacağım. Çünkü eğer çünkü bizim burada bir IS'e de bakıyorum. Bakın görüyor musunuz? IS'de şey yok. SMT yok. Burada SMT yok olmadığı için yani bize bakın burada aslında yine hikayeyi anlatıyor. Bize bir sert bir reversal vermedi. Burada SMT yok. IS'e her zaman bakarız biliyorsunuz. SMT vermedi. Burada ee, reaksiyon vermedi. Demek ki arkadaşlar bizim istediğimiz gibi olmayacak bu durumlarda zorlamanın işte hesabı patlatmanın bir anlamı yok. Gerekiyorsa şeyi zararınızı minimuma indirecek şekilde çıkmakta fayda var. Ben de burada 400 dolar zararla çıkıyorum arkadaşlar. İkinci de 400 dolarlık zarar ettik. Birinci de 200 dolarlık karımız vardı. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Saat 10'da yani New York saatiyle 10'da az sonra bir haber göreceksiniz. Bu da bu haberden sonraki verilen reaksiyon. Bakın, veriyor şu anda görüyor musunuz? 10 saatte 10'da bir haber var burada PMI haberi. Buradaki reaksiyondan sonra bakın bir kez daha deniyoruz. Neden? Çünkü bize normal şartlarda ilk reaksiyon yukarı doğru. Yani bu da bir haber olarak düşünülebilir. Tamam mı? Bu da bir haber olarak düşünülebilir. Zaten biz burada bir trade girişi arıyoruz. Yani burada yukarı doğru işte 0.25-50 seviyelerini beklemiyoruz. Çünkü zaten bizim e, şu anda güzel bir seviyedeyiz. Likidite alınmış. High time frame'de değil. Bizimizin bakın burası çeyrek noktası. Quarter. Quarter yani. Şurası quarter. Şurası e, şey orta noktası olması lazım yanlış çizilmiş olabilir ama yani border burasının border olduğunu hatırlıyorum. Neyse high time frame yani burası. Neyse bunu gördükten sonra bir kez daha deniyoruz dedik arkadaşlar. Bakın güzel bir reaksiyon verdi. Hedefimiz yine bu mean threshold. Bir anda işte 123 puana kadar çıkıyor çünkü buradan yaptığımız zaman yukarılara doğru geldik. Aslında burada yani hedef şurada bir yer tutulabilir. 1800 doları falan görüyoruz arkadaşlar. Artı 1800 yani buralara kadar geliyor. Artı 1800'ü görüyoruz. Çok da güzel devam ediyor ama gitti yine o FVG takıldı arkadaşlar. Bu FVG hala aktif. Bakın şimdi size bir büyük bir ekran gösterirse az önceki yere tekrar geleyim. Bakın. Bakın. Bu FVG hala aktif. Neden? Çünkü bu FVG oluştuktan sonra sport oluyor. Hiç geçmiyor burayı. bakın. Geçip eğer ki burayı geçip buradan tekrardan bir yukarı gelip de support olsa diyeceğiz ki bu FVG artık aktiviteliğini yitirmiş. Ama bakın support, 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 support oluyor. Tekrar geliyor yine support olacak şimdi. Yani o FVG'yi bir türlü geçemedik dün arkadaşlar. Yani oluyor ama bize fikir veriyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir aslında... 1800'leri falan görmesi lazım. Öyle hatırlıyorum. Bakın şuraların 1800 olması lazım. Yani bu FVG'de inat etti arkadaşlar. Ee, bakın hala devam ediyor. Görüyor musunuz? Kırmıyor yani. Burada mesela dedik ki ben burada heyecanlandım çünkü body kapandı burada tamam dedim alıyoruz. Sonra tekrardan döndü. Bu sefer de Fibonacci'nin bir seviyesinden döndü arkadaşlar. Ee, zaten burayı geçerse çıkıyoruz demişiz çünkü order bulağımız var. Bakın bu order bulak ve bu order bulağı zaten geçti yanda tamam artık yani zaten burada reaksiyon veriyor. Bir de burayı neydi? ne söylemişti ICT bize? Eğer ki PD 2 iki tanesi en az iki veya üç tanesi kırılıyorsa artık o trade'den çıkın arkadaşlar. Bakın burada bir kere FVG kırılıyor. Burada bir order block var bakın burası bir order. Block. Onu kırıyor artık. 1, 2 üçüncüyü geçtikten sonra artık tamam bundan sonra çıkmamız lazım. geri dönerse de yapacak bir şey yok ama zaten dönmüyor arkadaşlar. Buradan yukarı doğru devam ettiğini göreceksiniz. Bunu da artı 400 civarı karla kapatıyoruz. Burada çıktıktan sonra yani toplamda zararımız yok. 160 dolar falan karla günü kapattık. Zaten ondan sonra ben trade almadım arkadaşlar. Biliyorsunuz lunch zamanına denk geliyor. Ben saat 12-1.30 arası kolay kolay girmiyorum. Tek kullandığım 11.50-12.10 arasındaki lunch makro yani öğlen makrosu onu bazen kullanıyorum diğer modellere denk geldiği zaman. Onun haricinde New York saatiyle bir kadar kolay kolay trade almamaya çalışıyorum. Genelde zaten yan gidiyor arkadaşlar. Bu trade'imiz bu kadar. Az sonra çıkacağız. Onu da gösterelim çıktığımızı. Ondan sonra burayı kapatalım. Bakın az sonra tekrardan <laughs> umutlandırıyor ama çıkıyoruz. Buradan devam ediyor zaten. Neyse. Şimdi arkadaşlar ne oldu dün? Bir ona bakalım. Ondan sonra kapatalım. Zaten haftaya bakışımız var. Orada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, bazı arkadaşlara Forex sözü verdim. forexle ile top-down analiz yapacağız. Ee, GBP e, ve Euro'ya bakacağız. Yani kısa şekilde bakacağız. Çok detaya girmeyeceğiz ama arkadaşlara sözüm var. Şimdi bakın şöyle baktığımız zaman burası şey, um, non-farm payroll'un geldiği yer arkadaşlar. Bakın hiç o bizim dediğimiz ee, şeyden sonra hiç düşmemiş arkadaşlar yükselmeye devam etmiş İyi ki de bir daha trade girişi yapmamışız yani neyse ee, burası arkadaşlar dünkü kapanış bakın dünkü kapanıştan sonra bu artış tamamen Apple arkadaşlar ne demiştik earningsler özellikle büyük tek stakları e, markete etki edecektir demiştir bak bakın saat 4 kapanıştan sonra gördüğünüz şu tamamen Apple arkadaştır Tamamen Apple. Yani bu değil arkadaşlar. Şu. Bu galiba. Bakıyoruz. 4.30. Ney bu? Thursday. Evet. Bakın. Şu tamamen Apple arkadaşlar. Apple'ın marketi etkisi. isterseniz şuradan bakalım. Bakın. Apple diyelim. Apple. Daha sonra burada bunu extended dememiz lazım. Bakın. Görüyor musunuz? Bu Apple'ın earnings açıklaması eş zamanlıdır. Yani az önceki gösterdiğim yükseliş tamamen eş zamanlıdır. Apple'ın markete etkisini gördük. Apple top 5'tir yani şeyde. Market capital, capitalization'da çok büyük bir firmadır. etkisi de çok büyük olacaktır. Zaten burada onun FOMC, şu FOMC'nin zaten bize bir getirdiği bir volatility üzerine Apple'ın getirdiği volatility ondan sonra Non-Farm Payroll inanılmaz bir haftaydı arkadaşlar. Bunun uyarısını geçen hafta yapmıştık. Haftaya bakışta söylemiştik. Çok acayip bir hafta olacak diye. O yüzden haftayı bitirdik. Biz karlarımız oldu. işte zararlarımız oldu. Bakalım yani bu, bu haftalarda trade yapmak zordur. ICT'nin bu hafta 3 tane video yayınladı. 3'er 4'er saatlik arkadaşlar. Seyretmeye çalıştım çoğunu. Vakit bulduğum sürece kendisi de sık sık bahsediyor arkadaşlar bu haftanın çok volatile olduğu. Kendisinin bile kolay kolay trade almadığı, trade'lerinin de çok tutmadığını söylüyor. Bakın ICT söylüyor bunu. O yüzden eğer ki trade'leriniz istediğiniz gibi olmadıysa bu hafta üzülmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok volatile bir haftaydı. Ee, daha sonra gün sonunda dediğim gibi bakın bu aralar 11.44 dediği 12.15 arası nasıl böyle yan yan gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Hiç gerek yok. Aklınızda olsun ben 12-1.5 arası kolay kolay oynamıyorum. Size de tavsiye etmem arkadaşlar. Yani güne bakışımız bu kadar arkadaşlar. Yani haftaya bakışta detaylı şekilde bakacağız. Önümüzdeki hafta ne var ne, ne yok onu da bu hafta işte bugün veya yarın yayınlarım. Ee, e, fakat güne bakışımız bu kadar. Umarım e, faydalı olmuştur. Dün bir yarım saatlik video çekmiştik. Ses, sesimiz kayıt olmamış. Yapacak bir şey yok ama... Bu umarım faydalı olmuştur. Lütfen sorularda çekinmeyin. Ee, cevap vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.